Eksikliğimiz var. Hem de ciddi manada var. Bugün bir Allaturka stilinden bahsedecek olursak, bu tamamen Türklerin Batı müziğine yaptıkları bir etkidir. Burası çok açık. Yani stile Allaturka, Allaturka stili olarak literatürdeki yerini almıştır. Bu tabii Türklerin militer karakterlerinden, bu militer karakterin müzik alanına yansıması olan mehter müziğinden kaynaklanan bir etkidir, bir stildir. Mehter müziğinden yola çıkan, o müziğin kendilerinde uyandırdığı etkiden yola çıkan batılı bestecilerin o müziği kendi stillerinde, kendi çalgılarıyla yeniden üretmelerine dayalı bir stildir Allaturka stili ve çok özgün, çok gerçekten keyifli ürünler ortaya çıkmıştır bu manada. İşte Mozart ilk akla gelen tabii. Mozart tam yaşadığı dönem itibariyle bu Allaturka stilinin artık zirveye vardığı bir dönemde yaşamış. İşte Saraydan Kız Kaçırma Operası, Allaturka diye bilinen meşhur piyano sonatı ve başka eserleri. Bu anlamda Mozart'ı listenin hemen tabii tepesine çıkartıyor. Bu stili kullanan, bu bir evet stil olarak diğer bestecilerin de o dönemde eserlerinde yerini almıştır. Klasik dönemde özellikle. Yani işte 18. yüzyıl ikinci yarısı, 19. yüzyıl ilk çeyreği. Bu stilin artık zirveye çıktığı ve daha sonra bırakıldığı bir dönem olmuştur. Artık 19. yüzyılın romantik dönem dediğimiz bu 19. yüzyılın işte geri kalan müddeti boyunca bu stilde pek eser üretildiğini görmüyoruz. Yani artık gözden düşmüş bir stil olmuştur. Çünkü yapılan yapılmıştır. Öncesi de vardı, Mozart öncesi. Barok dönem boyunca yine Türklerden etkilenerek, ama Türkleri çok sevdikleri için değil mi abi? Yani bizden korktukları, ürktükleri, sevmedikleri, nefret ettikleri için bizimle ilgilenmişler. Ama müziğimiz hoşlarına gitmiş, onlara vahşi, efendim, egzotik, yer yer korkutucu gelmiş ve tabii Türk'ün müziği budur şeklinde bir algı ve onun neticesinde bu stil geliştikten sonra bunu tamamen o anlamından soyutlayıp, hani o korkutucu, işte karmaşık, efendim, şiddetli anlamından soyutlayıp onu tamamen işte soyutlayarak bir estetize ederek onu bir stil haline dönüştürmüşler. Ve senfonilerin içine yerleştirmişler, konçertolar içine, dinsel eserlerin içine yerleştirmişler. Yani bu estetize edilmiş, artık içeriğinden soyutlanmış bir müziksel stil olarak Batı müziğinde yerini almış. Bu anlamda tabii Türklerin katkısı çoktur. Daha sonra Türk etkisi yerini Uzak Doğu etkisine mesela bıraktığını görüyoruz. Bir dönem Mısır'dan dolayı, Napolyon Bonaparte Mısır seferinden dolayı işte bir oryantalizm rüzgarı esiyor. Sonrasında 19. yüzyılın sonlarına doğru Uzak Doğu'nun artık